Almanya'da kurul düzenimiz var yeğenim. Yoksa gelirdik. Vloguma hoş geldiniz. Pasaport kontrolüne gidiyoruz. Soracaklar. What's your purpose of visit? Geçtik şükür. O zaman başlatabiliriz. Merhabalar, nasılsınız? Böyle sessiz bir giriş yapmak istedim bu sefer videoya. Yeni teknikler deniyoruz abi, denemeyelim mi? Artık resmi olarak Almanya'dayım. Almanya Hamburg semalarına adımımı yapmış bulunmaktayım. Yaklaşık 3 gün boyunca, 4 gün boyunca burada kalacağım. O zaman Almanya vlogumuz. Let's go. Burası tren garıymış indiğimiz yer. Adım attık. Buralar ne güzel böyle. Şurada Satürn var. Burada da Jüpiter var. İnanılmaz bir mizah. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Söylemeyi unuttum. Bir uçak mühendisi olarak hala uçakların sihirle uçtuğuna inanıyorum. Yani harbiden. Her bindiğimde bir akıl almaz derecede bir hayrete düşüyorum. İnanılmaz yapılar ya. Gerçi uçak mühendisi olarak bir aday uçak mühendisiyim ben. Daha bir uzun sürelerimiz var maalesef. Şu yapılar inanılmaz hoşuma gidiyor benim bu arada ya. Şu sokağa baksanıza. Unser Klassiker. Buna da gülmüyorsanız. Buranın en ünlü şeylerindenmiş. Baget diye mi geçiyor? Breadsticker diye geçiyormuş. Breadsticker diye geçiyormuş. Buranın en ünlü şeylerinden, o ülkenin hani küçükleri oluyor diyor böyle minnak. Onun büyüyor. Şimdi onu da deneyeceğiz. Çok güzel bunlar. Bizim Ayasofya kadar falan olmasa tabii, yani öyle demeyeyim de şimdi. Şimdi şöyle bir şeye geldik. Bakery House mıydı? Neydi bunlar? Bakery. Bekaray'a geldik. Şu işte buranın ünlü şeyiymiş. Deneyelim bakalım. Çok tuzlu. İnanılmaz tuzlu. Ya o ülkenin yaptığı krakerin büyüğü bence. Yani lezzet olarak da çok benzer. Simiti tercih ederim. Artık bir Almanyalı olarak ne düşünüyorsun? Bence fena değil. Bunun peynirlisi daha güzel oluyor. Bu sade mi? Peynir oluyor. Kuvarsan. Güzel. Bayağı güzel. Çanlar çalıyor. Çok garip. Ne? Ezan okunuyor. Şu anıtta bu şehrin 4000 genci sizin için can verdi yazıyormuş. Böyle bir kiliseniz var. Ben böyle yapılara bayılıyorum abi. Gezelim hemen. Dın dır dın dın dır dın dın. Hayır. Niye? Niye bugünü buldu? Senin şans. Girebiliyormuşuz, girdik. Buraya hayrat kurmuşlar. Şaka yapıyorsun. Ya şunun güzelliğine baksanıza, inanılmaz ya. Hani cidden inanılmaz bir yapıymış. Ben buraya bayıldım. Bunlar neyi anlatıyor peki, biliyor musun? Bak, biri şurada kendi güzelliğine bakıyor. Biri kalbinin sesini dinliyor. Biri kusuyor. Biri de şurada şaha kalkmış. Bu arada şaka mı? Bunlar Yunan tanrılarıymış. Bakın Medusa. Şu neydi? Keçi ayaklı neydi? Hemen bakıyoruz. Şu Afrodit. Bak şu keçi kafalı ama, evet baksana bu Pan'mış. Bunlar Yunan tanrılarını şey yapıyor, inanılmaz. Şimdi size bir şey göstereceğim ama aklınız hayaliniz duracak. Bakalım spoiler kestiniz mi şurada. Irmaklarının akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hazreti Yunus.
Hazreti Yunus'u da yapmışlar. Konstantinopol'dan sonra ikinci şok. Yunus Bey. Bu arada burası belediye binasıymış, kilise falan değilmiş. Yanlış bilgi vermeyelim. Bir de hemen yanında bunun Kütahya Belediye Binası'nı gösterdim size. Aradaki fark. Kütahya'm bu arada yok eder de yani. Ecem şimdi bana dedi ki seni çok güzel bir yere götüreceğim dedi. Öyle şimdi, bir şey demedim. Şuradan bakalım dedi. Haline bak şimdi. Sen bir haline bak şuranın. Bu ne? Bok tutmuş. Bu ne? Porsu. Hani bu porsuk mu bu? Bir de porsu laf edersiniz. Bak, siz Almanlar yok mu? Ördekçik. Bu inanılmaz bir yapıymış. Ulan ben de her şeye şaşırmaktan salak salak şeyler, tepkiler veriyoruz. Demeyeyim diyorum ama gördüğüm en kötü araba Opel Volkswagen yani bak. Şimdi solumdan geçerken salaktan bir göstereyim. Şöyle Mercedes'i gördünüz. Bak hemen bir Merso daha, tamam bu adamların markası olabilir ama. Yani bak hepsi Merso, BMW, Porsche var işte ne bileyim. Volvo'su var her türlü zaten. Bu arabalar iyi arabalar, bunlardan çıkma zaten. Ama yine de yani kendimi çok fakir hissettim bir Türk olarak. Aptal Türko. Kırmızı yanıyor diye bekliyoruz biliyor musun? Zorla bekletiyor beni. Bu Avrupalılar hep böyle. İki medeniyet gördüler diye. Aha medeniyet dedi. Yolun ortasına atlarım ama. Kütahya'm da atlanır. Ben de atlayıveririm valla. Medeniyet dediğin zaten teklisi kalmış bir canavar. Burada da yine Porsuk tarzı bir şey var. Karşısında da. Ne? Limon otoritesiymiş. Bakın bu nehre de bir sürü. Zincir bağlamışlar şöyle. Berlin duvarının bir parçasını buraya getirmişler. Ecem'le 2 euroya şimdi şey müzesine girdik, Gümrük Müzesi'ne. Burada bir sürü bayrak var bak. Türk var mı? Türk hem de beni bir çekelim. Türk var mı? Yok mu? Türk bayrağı yokmuş. Ecem'in yaptığı espri var deyip. Şaka. Aha, inanılmaz ya. Şuna baksanıza. Doldurulmuş. Gerçek kurt Kanada'dan gelmiş. Şu piton derisiymiş. Şu kadar boyda. Aa, arabam. Şimdi Espresso House'a geldik. Şöyle devasa bir bardak bu arada. 3 euro yani. Türk lirası bazında bakınca biraz tıkırında pahalı ama lezzet olarak gayet okey, güzel bir kahve. Gün batımı izleme. Burada bayağı oturduk var, çok güzel sohbet ettik. Çok tatlı. Şuradaki teyzeyle amca da çok tatlı. Buraya geldiler böyle. Gün batımını izliyorlar. Ecem'le de onu konuştuk. Buradaki insanlar harbiden çok huzurlu yani. Biz üşüdük. Ama soğuk birazcık yani, harbiden soğuk. Birazcık soğuk. Şey, aynen esiyor burası. Yani burası Ankara ile İstanbul'un karışımı bir havaya sahip. Yani ben söyleyeyim. Ve havası biraz kötü. Ama yani buradaki insanlar huzurlu yani. Türkiye'dekilerle hiç alakası yok. Yani çok maalesef. Sıkı görünüyorum. Ya şimdi yaptığım espriye bak şimdi. Casio saat de şurada. Rolex'in önünde fotoğraf çekildim. İnanılmaz yani ben sana diyeyim. Casio olsun, ömürlük olsun yani ben size öyle diyeyim. Bu arada Shakira %100 haklı yani o işin makarası. Yüzsüzlüğü nereye kadar? Erkolar kapatılsın yani bence artık, yeto. Erkolar yeto. Ya şu gördüğünüz devasa, şöyle sakince gelelim. Gördüğünüz devasa taşları buraya getirmek yok, için. Yok bence çok küçük. Sardı. Sardinya diye bir yerden getirmişler, dört parçaya bölüp Kuzey İtalya'dan yani gemi de Kuzey İtalya'dan trenle buraya, sonra bu otelmiş şurası. Bu otelin şurada yüzüyor biri görürseniz. İnsanları da taciz etmeyelim. Bu otelin buraya getirmek için de 3 tane yol kapamışlar yani gün boyu. Dünyanın en gereksiz olayı yani bu. Neden bilmiyoruz ama şey. Ya bu var ya, ben size şöyle diyeyim, Millet Kütüphanesi'ndeki at heykelinden gereksiz. Belediye geceliğim böyle gözüküyor. Ya inanılmaz hoşuma gitti benim ya, cidden. Çok güzel ya. Mızıkacılara geçiyoruz. Bir hemen mızıkacılarına.
Bu hamburgeri bırakıp mızıkacılara doğru yola koyuluyoruz. Baksanıza çift katlı trenler. Bakın şurada tuvalet var. Otobüste tuvalet mi olur ve kapısı açık, koku geliyor bildiğin otobüs. Ve tuvalet. Ve muavin yok. Asla ikram yok. Ve ayrıca bu bindiğimiz firma Kamil Koç'unmuş. Günaydın. 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 Şimdi Bremen'de ilk sabahımıza kalktık. Şimdi Bremen'de ünlü bir botanika, yani botanik bahçe varmış. Oraya gideceğiz. Oradan sonra da Bremen merkezini gezeceğiz. Bu ne bok gölü bu ne? Almanya güzel dersiniz. Şuraya bak kurbağalar. Burada Japon balıkları varmış. Burası Japonya bölgesi. Şuna bak, gel buraya. Beni bir budayla çek. Şimdi bize verdikleri bu pasaporta gittiğimiz her yerde böyle damga basıyorsun. İnanılmaz tatlış. AKP yok. Ben nereye basacağım? AK Parti nerede? AKP yok. Basamıyorum. Biz basalım. Şakaları bırakalım. Şöyle bir basalım. Vay, bayağı güzel. Dayımla beni bir çek. Şu bitkileri hep görmüşüzdür böyle dizilerde, filmlerde. Çok garip, çok ilginç gerçekte görmek. Benim en sevdiğim yer burası oldu ya. Pardon. Bakın şöyle birazdan göstereceğim size. Bunları mesela Sikim'in ressamlarına yaptırmışlar yani, inanılmaz olmuş. Ben şunu yapmak çok istiyorum ama. Gerçekten yaptım. Aa, gidiyor. Ya mandalina'nın şimdi buradan Sikim'e kadar yolu var. Böyle evler var burada. Burayı kitlemişler mesela. İçinde bir şey var sandım ben de. Yani şuna açtım. Bu mu dünyanın çatısı mı? Burada dünyanın çatısı yazıyor. Hadi altından geçelim. Nazif kalkıyor, öte yemeği kaçırdım. Cidden çok güzel bir yer, her şey çok okey falan. Ya bu ne arıyor burada? Algida çok kutsu. Hayır sen şey mi yani, burası Çorum'da bir mahalle bakkalının yanı mı ne bu? Şuna bakın. Ceku gel buraya, Ceku. Şov yapıyor bize bak. Ah düştü mü? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel buraya. Çok korktum. Aa, sarıldılar. Çok garip. Buraya girdik. Aa, muz var baksana. Şu kelebeklere bakın, burası kelebek vadisi gibi böyle. İnanılmaz burası. İnanılmazlar. Ama buranın havası çok kötü ama şu kelebekler çok güzel. Baksana kafanızda kelebekler uçuşuyor. Midemde uçuramadıklarımı burada uçurmaya karar verdim. Kelebek. Ah, çok güzel ya. Kurban olduğum yaratıyor. Gitme, kaçıyor benden. İlk defa kelebek kozası görüyorum gerçek hayatta. Çok güzel ya, cidden çok güzel. Su içen kelebek. Allah diyen türbüşon gibi oldu. Allah diyen türbüşon gibi oldu. Almanya'mın parkları, yürüyüş yolları. Almanya'm oldu ama hemen. Satıcı puştu. Neydi Bremen müzikacılarının şeyi bu mu? Evet. Peki abi. Güzel, gayet güzel. Şimdi ritüel olarak buna dokunup dilek mi tutmam lazım? Evet, dilek tutup ayak bileklerini ovalaman lazım. Tutup bakalım, inşallah olur. İnşallah. Barış Manço'nun da ruhu şad olsun burada. Öpüyoruz, kendisini çok severim. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Aynalı kemer ince bele. Bu
sokaklar da inanılmazmış ya. Şu kiliseye bakın. Ana kilise. Cidden şaheser. Bu da belediye binasıymış. Ecem sürpriz bir şey yapacakmış. Ne yaptığını ben de anlamıyorum şu an. Aa. Ne bu? Yine mi? Ne oluyor buna? Ferhatcan ne oluyor ki? Bir miktarı mı var yok bunun? Yok aslında. Bana sonra şey var. Ay yapma diyor. Yani. Sıkışıyor çünkü. Aa! Arabam! Ne olması gerekiyordu? Mızık ajansı sesi çıkıyor. Aa! Bende videosu var. Şansa bak, bu şarkı çalıyormuş normalde. Şarkı. Bremen haritasıymış bu. Ne, bu sokak değil, burası inanılmaz. Sen sanat karşıtı bir adamsın. Buradan giriyorsun Macbeth'ten. Neyle çıkıyorsun? Şey Robinson Crusoe'nun evi varmış. Şu da Çeşme'de 7 Tembel'in hikayesini anlatıyormuş. Bu arkamdaki bina buradaki en eski binaymış. 1400'lerde yapılmış. Tarih kokuyor. Bu Robinson Crusoe'nun evi diye geçiyormuş. Orta çağda böyle banyo yapıyorlarmış. Ve onu simgeliyormuş. Bir firavunla çek Ecem'le bizi. Saygısızlık olmasa ceketimi çıkarabilir miyim? Şimdi Almanya'nın patates kızartmaları da ünlüymüş o buranın. Yanında da ünlü sosisi ve patates kızartması var şöyle. Bu 3,5 euro, bu da 3,5 euro değil mi? 3,90. Bu 3,90, bu 3,40. Bunu normal domuzdan yapıyorlarmış her yerde. Bu da dana. Bu sende ilk defa yaşıyor. Güzel bence. Gayet. Çok sıcak gibi dur bakalım. Ne kadar yıkılmış. Ben sosis kavramını çok sevmiyorum ama okey yani, bu iyiymiş. Hadi patates yiyelim. Patates kızartması güzel ama düşününce şu kadar patatese 70 lira vermek koydum. Size Bremen'in sokaklarının karanlığını göstermek için kamerayı açtım geceleyin. Allah düşüyordum. Ya ben mesela şu an görmüyorum. Şurada bir ev gösteriyor ama bunu ben görmüyorum karanlıktan. Ama kamera gösteriyormuş. Gergin bir hava var Almanya'da bence, çok sevmeme rağmen. Bir de karanlık birazcık. Her yerde korku filmi çekilebilir gibi yani, kıvamı öyle. Burası yine bir tık daha karanlık olduğu belli oluyor. Ecem'in evine giden yol. Evet ya, bu telefon benim gözümden çok daha iyi çekiyor yani. Bakın şimdi yola bakın, birazcık kaotik. Yani telefonda çok aydınlık gözüküyor, bu ne? Şu an burası parlıyor ama öyle. Aynen, baya karanlık normalde telefonla bakmayınca. Ulan iPhone, bunu yapıyorsun işte. Bakın köpek bisikletinin arkasından koşuyor. İnanılmaz tatlı. Yeğenim, kurulu düzenimiz var bilir mi? Yoksa geleceğiz ama. Yani Türkiye cennet aslında. Biz gelmek istiyoruz ama. Burada kurulu düzen var yani. Yoksa geliriz biz, biliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir anda 5000'lik olduk Türk lirasıyla ama yılın alışverişini yaptım ya. Bir daha da yapmam büyük ihtimal. Anne baba selamlar. Merhaba. Almanya'nın gece havası bir bambaşka ya. Hani cidden kasvetli biraz ama benim çok hoşuma gitmeye başladı. Böyle inanılmaz sarmaya başladı yani Almanya'da böyle gece yürümek. Lahmacunu Turkish pizza diye satıyorlar ve beni üzer. Bak Turkish pizza 2.89. İçinde kaç tane var? 2 tane var. İnanılmaz pahalı. Beni bir Türk mahallesiyle çek. Şimdi saat gece 4 ve Almanya'da tramvaya bineceğiz ama bizi bıraktığı yere bakın ve burayı Ecem de bilmiyormuş. Şuraya bakın, burada bıraktı bizi. Ve inanılmaz korkunç yani. O yüzden şimdi hemen buradan diğer durağa uçuyoruz. Bakın şimdi böyle bir yerdeyiz. Ve çan çalıyor.
Çok korkunç ya. İnanılmaz. Hiç kimse yok, hiçbir şey yok. Buralarda böyle. Şu arkamız koca orman. Şu taraf koca orman. Şu arkamız ve orası korkunç bir tramvay yolu ve gece 4 ve şey çalıyor. Çan çalıyor. Çok kaotik ve korkunç bir ortam. Arkadaşlar iyiyiz. 10 dakika bu ıssız yerde bekledikten sonra şimdi sonunda eve gidebiliyoruz. İnanılmaz mutluyum. Günaydın. Hayırlı cumalar. Mesela nasıl diyeceğim hayırlı cumalar Almanca? Kahvaltıyı Ali Baba'da döner yiyerek yapacağız. Buranın döneri, yani şey, Almanya'nın döneri meşhur biliyorsunuz ama Türk dönerlerine hiç benzemiyormuş. Bakalım. Çok merak ediyorum. Burada Mülle, yani yel değirmeni. Burada çok fazla var. Burada yapacağız işte, bakalım. Burada çok garip bir şey şimdi. Et ve tavuk ikisi de aynı fiyatmış. İkisi de 6 euroymuş. Döner burada çok daha böyle hani pita ekmeğinde. Hani böyle içine sos, işte salata, soğan var zaten. Ama böyle acı sos, ketçap, mayonez karışımlı, hardallı bir sosmuş. Bir de cacık koyuyorlar, garip. Ama güzel duruyor gayet. Ben sadece etine bakmak istiyorum şimdi. Okey, it's okay. Bizimkiler kadar değil bence. Abim biraz aceleye getirmiş gibi bu hali var yani, az pişirmiş. Onun için de gayet güzel. Dolu var, aslında Türkiye'dekiler yüreği. Harbiden dolu. Çok farklı bir döner tadı gibi ama güzel. Ben çok sevdim. Şimdi çakma ya. Ayran hiç Türkiye'deki gibi olamıyor ya. Bu bildiğin yoğurt tarzı. Ama bu güzel. Döner gayet güzeldi, beğendim. Ama çok fazlaydı mesela. Türkiye'de bu kadar döneri hiçbir yerde koymazlar diye düşünüyorum. Hava da iğrenç bugün, cidden iğrenç. İnanılmaz bir rüzgar ve soğuk var şu an. Çok esiyor. Almanya'ya ben gidiyorum diye üzgün galiba. Buranın bankası var. Ziraat Bankası gibi işte. Sparkasse. O Bremen'de kuruldu diye böyle bir bina yapmışlar. Yani bu ilk binası sanırım. Girip para çalalım. Kasada Bremen. Burada Bremen'in nehriymiş. Çok güzelmiş. İlk defa gördüm. Eskişehir Porsuk falan değil. Bu harbi çok güzel bu. Yani her Porsuk Morsuk dedik de burası ayrıymış ya. Burayı sevdim ben. Porsuk olmak iyi. Bu arada Bremen'in iki tane ünlü içecek markası. Biri Jacobs. Biri Beck's. Benim telaffuzları kestiniz. İkisi de aynı yerde. Birinin fabrikası, birinin yerel merkezi. Şimdi bakalım Beck's tur yapacağız. Bakalım birayı nasıl imal ediyorlar. Şimdi turumuz başlıyor, bakalım. Şimdi müzeye gidiyoruz. Yeleklerimizi giydik. Ama müzede çekim yapabiliyorum ama şeyde çekim yapamayacakmışım. Fabrika sahane ya. Fabrikada çekim yapamayacakmışım. Üzgünüm. It's a privacy bro. And then the product took the amount of yeast which was needed in order to go with another tube. The barrel has a capacity of 2400 liters, was a typical barrel opening onto this nozzle, and then the brushes were connected to the bottle, and then with this steam bed driven system the brushes were activated. And he needed to do this very, very carefully in order to fill the bottle really up to the top and to leave at the end a little bit of foam at the top so that no oxygen was left in the bottle. And place the label with the glue onto the bottle, and then the other side was also labeled, and the bottles were then ready. This job was normally done by women, and the machine has the name OBK, which is the nature cork, which was closed or held then with metal strings, kind of closes which were just pushed in. Çok kötü kokuyor burası. Şimdi barına geldik buranın. Bize blind test yaptırıyorlar. Bunlardan biri Beck'miş, biri Haka Beck'miş. İkisi de 1981'de birleşmiş, normalde ayrı firmalarmış. Ve hangisinin hangisi olduğunu bilmeye çalışıyoruz. Ama ikisi de çok benzer. Benim de çok bira kültürüm olmadığı için şu an çok anlayamıyorum.
fabrikadan şimdi çıktık, çok keyifliydi. Hani biraz gezdirdiler, sonra pub'una oturttular. Pub'u da çok güzeldi yani. Böyle keyifliydi bayağı. Şimdi birkaç hediyelik eşya bakmaya gideceğim. Akşamına sabah, akşamına da salaktan toparlanacağız. Bitiyor be. Ulan Almanya'm. Alışmıştım. I am Germany's yani, anladın mı? Heise Deutsche mi diyeceğim? Bin Deutsche yani, anladınız mı yani artık? Şaka lan. Ben Türk milletçisiyim arkadaş. Nehir akşam böyle gözüküyor. Çok güzel bence. Burası da Schlachte. Burası barların olduğu sokak. Çok tatlı. Eskişehirli barlar sokağı gibi düşün ama yanında nehir var. Salaktan Porsuk yani, ben sana diyeyim. Arkadaşlar şu lahmacun diye satıyorlar ve 5 euro istiyorlar tanesine. Yapmayın gözünüzü seveyim yani. Değil abi bu lahmacun. Yağlama lan bu. Kayseri yağlaması bu, ne bu? Günaydın. Saat 7 ve biz 2 saat önce uyuduk. Şimdi gidiş yolculuğu başlayacak. Ama gitmeden niye size 2 saat uyuduğumu söyleyeyim. Evi ve eşyaları topladık. Şimdi size salaktan şöyle bir hemen yurdu göstereyim. Almanya'da yurtlar nasıl oluyor, biraz bir fikir ediniriz hem. Şöyle bir giriş var. Şurada küçük bir mutfak var. Burada dolaplar var. Şurada tuvaletimiz var. Şurada şöyle yatak, dolaplar, çalışma masamız. Burası da yurdun iç kısmı. Şöyle yani iki katlı binalar. Bu şekilde yani yurtlar. Ben yere yatak atıp yattım mesela. Kimse de bir şey demedi. Giriş çıkışta kimse yok. Mesela insanlar karışık kalıyormuş genelde. Sevgilisiyle kalan çok fazla insan varmış. Hatta çift odaları bile varmış. Çocuklu odalar bile varmış. Hani master öğrencileri için falan. Çok da pahalı değil yani. 3-4 yıl önceki Türkiye yurt fiyatları klasmanında birim olarak bakıldığında. Bir çantayla geldik, iki çantayla gidiyoruz. Turist Ömer iş başında. Son kruvasan. Bence bu işi yapıyorlar. 1.60 euro. Şimdi benzinlikte durduk. Havalimanına doğru gidiyorum. Tuvaletim geldi. İnanılmaz küçük tuvaletim geldi. Yolda Allah'tan durdular, girdim de Allah'ım 1 euro verdim. İşemek için 1 euro verdim. 20 liraya işedim. Hatta 21 lira. İnanılır gibi değil. Şimdi Bremen'in kolasını deniyoruz. Bildiğimiz kola. Ama Bremen özgüymüş. Hamburg birasıymış. Yanlış biliyormuşum. Hamburg kola. Ne birası? Uykum var, yargılamayın. Şimdi İstanbul'dayız da bu nasıl metro girişi? Metroya mı giriyoruz, mağaraya mı? Ekrem Başkanım. İstanbul'da da yine Flixbus. Kurtulamıyoruz. Arkadaşlar şu an yaklaşık 12 saattir, 13 saattir yollardayız. Vallahi bitap düştüm artık, yeter. Bugün götümün üstünde oturmaktan öldüm bittim. Ama çok güzel bir 4-5 günde çok güzel bir Almanya turuydu. Umarım hani size de bir şeyler, umarım siz de keyif almışsınızdır. Konuşamıyorum, cümle kuramıyorum. Neyse, kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, öpülüyorsunuz. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz hocam. Kendine iyi bak.